dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hüma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan 35600 ile başladığımız videomuza hepiniz hoş geldiniz kıymetli dostlar. Fenerbahçemizin e, Samsun Spor müsabakasına dair bir olay var arkadaşlar. Kamp kadrosu açıklandı. Şimdi kadro açıklanmadan önce sevgili Sercan Hamzoğlu'nun buradan selamlar olsun. Bir iddiası vardı, bir duyumu vardı. E, diyordu ki muhtemel 11 demeyelim de. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Osayi 1, BKO 2, Luan Perez 3, Samet Akaydın 4, Emre Mor 5. Bunlar Samsun Spor maçının kafilesinde yer almayacak diyordu arkadaşlar. Tabii enteresan Fenerbahçe Ligi'nin henüz ikinci haftasında 5 stoperden 3'ünün sakat olması da yani Fenerbahçe ile özdeşleşen bir şey. Şimdi gelsin ekrana tam kadromuz. Bakın arkadaşlar o sayı gözükmüyor. BKO yani Emir Ortakaya, Serdar Aziz, Ciku. Yani Serdar Aziz, Emir Ortakaya, Alexander Ciku. 3 tane stoper gözüküyor. O sayı BKO, Luan Perez ve Samet Akaydın yok gördüğümüz kadarıyla. Aynı zamanda kim diyordu? Ee, Emre Mor diyor. Zaten Emre Mor'un da sakatlığı var. Lincoln'e nike daha Şimdi buradan çıkarılabilecek bir muhtemel kadro söylüyor. İrfan Can Eğribayat, Erdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Alexander Ciku, Osterbolde, İsmail Yüksek, Fred, evet yanlış duymadınız Fred, Cengiz Ünder sağ kanatta Kent olabilir diyor. Şimanski, on numarada, Tadiç ve Ceko şeklinde. Baktığın zaman hani yedekleri de Emir Ortakay'a yedek olur. Stoperi yedeği, Altay Kaleci yedeği, Mert Müldür, Yusuf Koca Türk yedekler, Bartu Elmas, Mert Hakan... Joshua King, İrfancan Kahveci, Kent, e, Batshuayi, Umut Nayır şeklinde ilk 11 beklentisi de bu şekilde arkadaşlar. Sakatlıkları bulunan isimler de e, kadroya alınmadı diye. Şimdi Cengiz ve Fredik defa maç kadrosundalar. Söylediği gibi de yani tebrik ediyorum Sercan Hamzoğlu'nun Dediği isimlerin hiçbiri yok. Zights hafif sakatlığı varmış arkadaşlar. Bu sebeplerine kadroya alınmamış. Zights'ın da belirteyim bunu takımımız e, Samsun Hava alınacak. E, kafilemizi havalimanında taraftarımız karşılayacak. Şimdi Dinamo Zagreb 90. dakikada 7 gol sonrasında AYK ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda veda etmiş oldu. Tabi gözler kime çevrildi? Kime çevrildi gözler? Divakovic'e çevrildi. Yani Fenerbahçe'nin Divakovic transferine gözler çevrildi. Çünkü artık herhalde olur diye düşünülüyor arkadaşlar. Doğru mu? Bu arada Fenerbahçe Süper Lig'e o sezon yükselen e, takımlara karşı konuk olduğu son 14 maçın hiçbirini kaybetmemiş. 12 galibiyet 2 beraberlik diyor. Son 9 karşılaşmanın tamamından da galip ayrılmış diyor. İnşallah maçın sonu galibiyet olsun. Samsun Sporu henüz sezonun başında yakalamışken e, eli boş gönderelim. Livakovic'e döneceğim ama. Galatasaray Talyan Antalyalı transferi için Erzurumspor karşısında Ali Cengiz oyunu yaptı diye sosyal medya konuşuyor. Şimdi oraya bir madde ekletmiş gençler bile demiş ki olası satışından işte şu kadar pay bizim demiş. Erzurumspor'da Galatasaray'a 4 milyon TL'ye satmış. Hadi ana. Ancak bu parayı vermemek için bedelsiz verdi gösterip Galatasaray'da oyuncuya 4 milyon TL imza parası vermiş. O 4 milyona hiç dokunmadan direkt Erzurumspor'a verdi ve Erzurumspor'un 4 milyon TL'yi kullandığı iddialar var. Ben bilemem. Bunlar iddiadır. Hani Fenerbahçe'yle ilgili de bir sürü iddia var. Beşiktaş'tan Galatasaray'a Trabzon hepsine ilgili bir iddia var. Ben şunu söyleyeyim. Ya iddia Fenerbahçe'yle ilgili olunca herkes araştırıyor da Galatasaray'la ilgili olunca niye kimse araştırmıyor? Yani Şimdi mesela ben şuna da dikkat çekeceğim. Galatasaray Trabzonspor'la bir maç yaptı. İki tarafa sorsan iki tarafa göre de hakem suçlu. Ama maçın bitiminde Okan Buruk ve Dursun Özbey'in açıklamaları gerçekten de hem mide bulandırıcı hem de hakemler hakkında çok enteresan söylemlerdi. Hani zannedersin Galatasaray evinde 5-0 yenilmiş, hakemler çıkmış sahanın ortasında kolbastı oynamış gibi açıklamalardı. Şimdi ben önce şunu söylüyorum. Adaletli o, hani işleyen bir TFF müessesesinde bu iki arkadaş da para cezası alır, stadyuma giriş yasağı alır. Hem de ilk olduğu için, ibreti alem olduğu için 3 maç falan alır. Öyle bir, bir maçtan falan olmaz. Normal şartlarda. Şimdi TFF'yi, Mehmet Büyükekşi çok merakla bekliyorum. Hatırlıyor musunuz? Dedi ki eğer dedi başkanlar, teknik direktörler hakem hakkında konuşursa direkt öttüreceğiz dedi. Ben de ne dedim? Sen bu lafını yiyeceksin. Bak, i̇kinci hafta Galatasaray Trabzon maçı var. Oraya kalmaz bile dedim. Sen bu lafını yiyeceksin. Sen, sen, delikanlı bir adamsan bunu yapmazsın. Hani dersin ki çat ceza dersin. Ben de tebrik ederim dedim. Bakın görün yiyecek bu lafına. Yiyecek. Hiç de bir sıkıntı olmayacak. Perşembe günü PFDK kararı açıklanacak. PFDK'ya açıklamadan önce salı günü sevkler açıklanacak. Bakalım izleyelim komediyi, şamatayı. Sinan Engin diyor ki Galatasaray bu akşam doğranmadı. Dursun Başkan abartıyor. Kimse kusura bakmasın. Hakemden dert yanması gereken takım Trabzonspor olması lazım diyor. Aynı zamanda diyor ki Sinan Engin Okan Buruk hakem kötü maç yönetti dedi. Bakazetas'ın pozisyonu ne peki? Ayıp yani istiyor ki hakem tribünler ne derse onu yapsın. Yok öyle bir dünya demiş. İstediği o gerçekten de. Ben şeye çok ayar oldum. Dursun Özbek tek tek sayıyor sayıyor diyor ki ya Bakazetas'ın pozisyonu onu görmedim. Onu izlemedim. Ne kadar dik bir duruş. Ne kadar Galatasaray duruşu. Ne kadar sağlam bir duruş. Hani hakkımız yenildi bizi indirmek istiyordu falan filan şöyle böyle diye. Asıl dik duruşu kaçırdınız. Şimdi Dursun Özbek Okan Buruk hakemlere söyledi mi Atilla olan? Şunu söylüyorum Atilla olan benim gözümde kop koyu Galatasaray'dır. Hakemliği bıraksın. El çektirelim hadi. Serkan Tokat'ta, Alper Ulusoy'da üçü de Galatasaraylıdır. Hadi Galatasaraylı arkadaşlar. Üçünü de hakemlikten el çektirelim. Valla bak siz imzayı çıkartın. Fenerbahçe camiası olarak, taraftarlar olarak ben size 20 milyon tane imza kefilime 20 milyon tane imza attıracağım. Garanti veriyorum. Yapmıyorsunuz. Niye biliyor musun? Yavuz hırsız ev sahibim bastır. Dursun Özbey'in şu cümlelerine dikkat. Yabancı hakemi soruyorlar. Sezon başladı. Yabancı hakem söz konusu değil. Şu olayı bana biriniz izah eder misiniz? Hakemlerden şikayetçi. Bu sezona güvenmiyor. Geçen sezon bir şampiyon yaptılar. Yine yapacaklar diye korkuyor. Ama yabancı hakeme gelince nau nau diyor. Hadi bana biriniz açıklayın. Tuhaf değil mi? Ben size başka bir şey daha açıklayayım. Ali Koç 29 Ekim'de stadyumun isminin Fenerbahçe Atatürk Spor Kompleksi olarak yetiştirmeye hazırlanıyormuş. Süleyman Arat'ın haberi. Yani bu sene de şampiyon olamayacağız herhalde. Çünkü Atatürk ve Fenerbahçe ismi bir araya geldi miydi? Millet bize bir düşman kesiliyor. Gerçekten millet bize bir düşman kesiliyor. Yani Fenerbahçe'ye mi tahammülleri yok, Atatürk'e mi tahammülleri yok bilmiyorum. Ama bu olay böyle. Ha şunu da söyleyeyim. İster şampiyon olalım ister olmayalım. Bizim çizgimiz belli. Bizim karakterimiz de belli. Bizim şerefimiz de belli. Yani umarım anlatabiliyorumdur. Yani herkes kendi bahçesine baksın. Şimdi nereye döndük abi? Şuraya döndük. Livakovic iddiasına. Öncelikle şunu söyleyeyim. Keylor Navas önümüzdeki hafta Fenerbahçe için gelecek diyor Ertem Şener. Böyle bir iddiası var. Keylor Navas kesin gelecek diyor. 36 yaşında Kostarikalı 1.85 boyunda sağ ayaklı. Yalnız şunu söyleyeyim çok yüksek bedel istiyor. Yani 36 yaşında değil de sanki 26 yaşında bedeli istiyor. Ben havas alacağımızı zannetmiyorum yani. Almayız o şartlar. Fiyatında indirim yapar. Der ki ya ben hakikaten biraz abartmışım yani. Der. Bir şey diyemem. Anlatabiliyor muyum? Şimdi 12 numara Divakovic konusunda çarşamba itibariyle sular ısınmaya başlayacak diyor. Mustafa Hoca yani ben olarak üyelere verdiğim bir duyum var Livakovic konusunda. Nasıl olsa desem de inanmayacaksınız. He canım he tabi 12 numara dedikten sonra demek kolay diyeceksiniz. O yüzden ben yorum yapmıyorum. Şimdi Haber Global'den Selcan Hamzoğlu yine Fenerbahçe çarşamba gününe kadar Livakovic için masada olacak. Çarşambadan sonra Ali Koç ikinci alternatife yönelecek diyor. Doğru. Yani doğru arkadaşlar. Özür dilerim. Bir dakikaya aklıma gelmişken. Ben size tarih verdim. Ben size tarihi verdim. 21 27'sine kalmaz dedim hatta değil mi? 25'inden sonra diyordum ama 21 25 arasında hatta daha net olarak 23 24'ü 25'i dedim. Açın var dünkü videoda. Açın bakın o kısmı. Neyse en azından videomuz var da kanıtlı şekilde. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Bu iş perşembe 23.59'a kadar çözülür. Ben size diyeyim. Şimdi Sercan Hamzoğlu açık olarak diyor ki Fenerbahçe'de kaleci konusu salı veya çarşamba günü kaleci konusu kesin olarak çözülür diyor. Devrim zengi. O da e, kendi duyumlarını aktarıyor. Livakovic'in olma ihtimali yüksek görüyorum ama Taylor Navas ile Livakovic arasında bir karar verecek Fenerbahçe. Zagreb'in başkanıyla ilgili problem yaşanıyor. Livakovic olmazsa Navas'ın gelme ihtimali yüksek görüyorum. Hocam bunlar yalançı mı? Bunlar kandırıkçı mı? Bunlar işte sahtekar mı? Bunlar niye böyle yapıyor? Arkadaşlar Fenerbahçe menfaatleri gereği bazen geçilmeyecek futbolcudan bile vazgeçecek gibi konuşmak zorundasınız. Fenerbahçe menfaatleri gereği. Şimdi Ahmet Ercanlar Bu arada Ahmet Ercanlar Ayetullah Bey hesabı mı diyorlar? Fener hesabı. Değil. %100 eminim değil. Lake of Tears da Ahmet Ercanlar değil. O da değil. Kim olduğunu İki hesabında kim olduğunu biliyorum. WhatsApp grubundaki üyelere söyledim. Başka hiç kimseye söylemem. Yalvarsanız da söylemem. Belki de ben de yanlış biliyorumdur. Ama onu söyleyeyim. Ee, bir benzerlikleri var ama. Bir benzerlikleri var. Şimdi Fenerbahçe iki kaleciyle görüşüyor diyor Ahmet Ercanlar. Livakovic de gelebilir ama bir sürpriz de olabilir. Önemli bir isim. Gündemde ismi geçen bütün kaleciler çok iyi diyor. Şimdi Fenerbahçe'ye gitmek üzere takımlar ayrılacaklardan biri diyor. Gürbat basını. Mükemmel bir kalecilik. Ancak burası tatmin etmedi diyor. Hocam biz buradan Türkçe olarak ne anlayacağız? Biz buradan Türkçe olarak şunu anlayacağız. Kaleci işi olacak. İlk kap kaleciden gelecek. Ondan sonra 6 numara gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Açık, net olarak söylüyorum. Yani ilk kap kaleciden olacak sonra sonra sonra. Ha şunu da belirteyim. Sevgili ee, Hasan Hasancan Aksu'nun sözleri var. Bunlara da değineyim. Nedir o sözler? Diyor ki bu sezon Fenerbahçe'nin en doğru transfer dönemiydi. Her sezon sol bek var, orta saha yok. Orta saha var, forvet yok söylemlerinin dışında bir transfer dönemi oldu. Doğru mu? Takımda katkı olarak düşük isimler ile yollar ayrıldı. Şimdi katkısı düşük isimlerle yollar ayrıldı. Aklıma gelmişken Gustavo Henrique mesela. Açık söyleyeyim arkadaşlar. Usta Gustavo Henrique'yi ben atacağımıza inanmıyordum. Açık söyleyeyim. Net. Dürüst söyleyeyim. Hatay Spor'a ya da Kayseri Spor'a hani transfer tahtasını açarlarsa hani denize düşün yılana sarılır hesabı. Kim gelirse razı diyecekler. Belki kiralarız buralara dedim. Kendi kendime. Ulan dedim bu hiç olmaz. Biz bunu fesh ederiz. Hani sosyal medyayı hatırlayın. Jesus istiyordu. Arao'yu da istiyordu. Gustavo Henrique'yi de ben ikisinde de yalanlamıştım. Keşke istese dedim ama yok. 1.2 milyon euro artı sonraki satışın direkt %30. Yani %70'ini oyuncunun %70'ini 1.2'ye satmış gibi bir şey olacağız. Vallahi büyük para. Bak Real Valladolid. İspanyol takım. İspanya Ligi'nde bu çocuk iş yapar. İspanya, bak bizim Türkiye Ligi'nde ne var? Hızlı kanatlar, Değil mi? Hızlı kanatlar kemirgen orta sağlar. İspanya ligi tam olarak böyle değil. Biraz daha teknik kanatlar. Biraz daha mücadele gücü düşük isimler. Teknik forvetler teknik kanatlar diyeyim. Usta oradan patlayıp başka bir yere sıçrayış yapabilir. İnşallah da yapar. Para gelir. Şimdi potansiyel satılan isimlerden 50 milyon euro elde edildi diyor sevgili Hasan. Daha da artabilir. Bu fiyat daha da artabilir. Diğer sezonlara nazaran çok kaliteli transfer eklemleri oldu. Öyle ki hala orta saha ve kaleci alarak kaliteyi daha da arttırmaya çalışıyor. Fenerbahçe yönetimini tebrik ederim demiş. Ben Fenerbahçe yönetimine şunu da söyleyeyim. Transfer, transfer, transfer. İlla transferle bir şey olmaz. Olmaz abicim. Şimdi sosyal medyaya bakıyorum. Luis Castro İsteği üzerine Al Nasır'da Anderson Taliska Asya Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmamış. Hemen bize yazıyorlar. Ya arkadaş şimdi beni yanlış anlamayın. Livakovic'den Taliska gelse kabul eder misin? Tabii ki ederim. Niye etmeyin? Manyak mısın? İyi de hocam bak. Şidoje. Bak şöyle bir şey var. Sen bu adamı nasıl kabul edersin? Nasıl nasıl kabul edersin? Yani senin elinde 5 maçta 5 gol katkısı vermiş Şimanski var. Nasıl Taliska'yı istersin? Hani ihtiyacımıza mı binayen söylüyorsun? Kendini mi tatmin ediyorsun? Egonu mu tatmin ediyorsun? Mantığı nedir? Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar. O kadar hani ee, sık boğaz edildi ki bizim kadromuz. O kadar sıkıntılar yaşadı ki bizim kadromuz. Yani dedi az önce Hasan'ın dediği gibi bir mevki var öbür mevki yok. Bir mevkide bir kişi var öbüründe hiç kimse yok. Yani ee, Öyle bir durum ki, öyle bir olay ki artık gözümüz burayı istiyor. Gözümüz artık burada. Bir kişi daha olsun arkadaş diyoruz. Çünkü gözümüz artık o kadar e, hani sizin tabirinizle vasata alıştı ki diyorsun ki olmuşken iki tane birden olsun. Lan Talisk oynasın yedeği Şimanski olsun. Böyle bir dünya yok da. Onu söyleyeyim. Ama ben ısrarla belirtiyorum Talisk'a bizim hiçbir alakamız yok. Bak gazeteler haber girdi. Fenerbahçe'den Livakovic'e 4 artı 1 Zagreb'e 9 artı 1 milyon euro. Başta Hırvat medyası olmak üzere Avrupa basını da Livako için artık fenerli olduğunu yazdı. Kaleci ile 4 artı 1 yıllık Zagreb ise 9 artı 1 milyon euro diyor. Yani e, bu da enteresan. Yani bu da şu an için enteresan. E, 9 artı 1 değil ya. Benim hani ben bilmiyorum ya. 7 milyon euro civarında bana söylenir ama Celtic devrede Zagreb başkanı oyaladı. AYK bittikten sonra göndereceğiz dedi. Şimdi sözünü tutma zamanı. Aziz Allah. Demek ki bak şimdi gönderecekler. Şimdi şunu da söyleyeyim. Yabancılar bizim gibi değil. Yabancılar bir söz verirse sözünü tutuyorlar. Bizimki gibi değil. Ben şunu da özellikle belirteyim arkadaşlar. Bu video bitmeden. Mustafa e gidiyor ya. Serdar Dursun da gidiyor. Ve bana gelen son duyumları söyleyeyim. İkisi de bonservisli gidiyor şeklinde. Yani gerçekten insan sevindirik oluyor ya. İkisi de bonservisli giderse ben çok sevindirik olurum açıkçası. Çünkü ben benim gözümde kimse para vermez bu arkadaşlara ama parayla giderlerse de 10 numara 5 yıldız. Hatta 5 yıldız değil 8 yıldız olmuş olacak. Bu videoyu arkadaşlar ben 20 Ağustos'un 23 sularında falan paylaşmayı düşünüyorum. Yani muhtemelen benim tahminime göre Beşiktaş Pendik Spor'a tarihi fark atacaktır. Çünkü Pendik'in ilk maçını gördüm. Yani Hatay fark attı atmasını ama Pendik'in savunması evlere şenlik. Yani Beşiktaş'ın olası puan kaybında canlı yayına girecektik. Yani Beşiktaş'ın Galatasaray'ın bu sezon puan kayıplarında ya da inşallah farklı mağlubiyetlerinde canlı yayına gireriz. Evet. O canlı yayına giremeyeceğimiz için size bu videoyu hediye bırakıyorum. Gerekeni siz yapın arkadaşlar. Kendinize ne yakışıyorsa videoya onu yapın. Görüşmek üzere.